Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 6 gazlar konusuyla devam ediyorum. Gazlar konusundaki 3. videomuz. Basit gaz yasaları, basınç, hacim, sıcaklık ve gaz miktarı arasındaki ilişkiler ifade edilir. Bu ilişkilerin hepsine birden basit gaz yasaları denir. Yani basınç, hacim, sıcaklık ve gaz miktarı arasındaki ilişkileri ifade eden yasalara basit gaz yasaları denir arkadaşlar. Bu basit gaz yasalarından birincisi boylu yasası. Evet, Boyle Yasası ne diyor arkadaşlar? Sabit sıcaklıkta sabit miktardaki gazın hacmi basıncı ile ters orantılıdır. Evet, sıcaklık sabit, miktarı sabit. Bu durumda gazın hacmi basıncı ile ters orantılı. Şimdi bu söylediğimizi bu formülle ifade edebiliriz. Yani basınç hacimle ters orantılı. P orantılıdır. 1 bölü V yani hacmin tersiyle orantılı hacimle ters orantılı. Ya da şöyle yazabiliriz. P çarpı V eşittir a, a burada sabit bir sayı ifade ediyor. P çarpı V eşittir sabit bir sayı dediğimizde de basınç ve hacimin ters orantılı olduğunu ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar e, şu şekilde de yazabiliriz. P ilk çarpı V ilk eşittir P son çarpı V son dediğimizde basınçla hacmin e, ters orantılı olduğunu göstermiş oluruz bu formülle de. Evet arkadaşlar, ikinci yasamız ikinci basit gaz yasası, Charles yasası. Charles yasası da şunu söylüyor: Sabit basınçtaki belirli miktar bir gazın hacmi Kelvin sıcaklığı ile orantılıdır. Kelvin sıcaklığı yani mutlak sıcaklık demek. Bununla doğru orantılıdır. Yani basınç sabit, gazın miktarı sabit, hacim ve sıcaklık doğru orantılı. Hacim orantılıdır T ile. Hacim sıcaklıkla doğru orantılıdır veya hacim eşittir b çarpı t dediğimizde buradaki b de sabit bir sayı demektir hacimle sıcaklık arasında doğru orantı vardır yani hacim artarsa sıcaklık da artar gördüğünüz gibi yani hacim iki katına çıkarsa sıcaklık da iki katına e, çıkmış oluyor bu şekilde aralarında doğru orantı var e, bunu yine şöyle ifade edebiliriz ve ve ilk bölü t ilk eşittir ve son bölü t son şeklinde de ifade edebiliriz Charles yasasına. Avogadro yasasına geldiğimizde sabit sıcaklık ve basınçta bir gazın hacmi miktarı ile doğru orantılıdır. Sıcaklık sabit, basınç sabit bu durumda da hacim madde miktarı yani mol sayısı ile doğru orantılı. Hacim ve madde miktarı doğru orantılı. Şöyle de ifade edebiliriz hacim eşittir C çarpı N. Buradaki C de arkadaşlar herhangi sabit bir sayıdır. Yani hacim artarsa madde miktarı da artar demektir. Evet arkadaşlar. Şimdi basit gaz yasalarını söyledikten sonra arkadaşlar standart yani normal basınç ve sıcaklık ne demektir? Niçin gerekmiştir? Bundan bahsedelim. Gaz özelliklerinin sıcaklık ve basınca bağlı olmasından dolayı Normal bir sıcaklık ve basınç belirlemek gerekir. Şimdi demin de anlattığımız o basit yasalarda da arkadaşlar gazın özellikleri sıcaklığa, basınca bağlı. Bu durumda da normal yani standart bir sıcaklık ve standart bir basınç belirlemek faydalı olacaktır. Bu sebeple standart sıcaklık ve standart basınç belirlenmiştir. Gazlar için normal sıcaklık yani standart sıcaklık 0 derece yani 273,15 kelvindir. Dereceyi kelvine çevirirken zaten artı 273,15 yapıyorduk. Yani 0 derece 273,15 kelvin demektir. Normal sıcaklık, standart sıcaklık bu gazlar için. Normal basınçta gazlar için standart basınç, normal basınç 1 atmosferdir. 1 atmosferde 760 mm civaya eşittir. Bunu da biliyoruz. Yani sıcaklık ve basıncın normal koşulları NK ile gösterilir arkadaşlar. NK dediğimizde normal koşullarda sıcaklık ve basıncı düşünmeliyiz. Yani normal koşullarda dediğimizde 0 derece yani 273.15 Kelvin ve 1 atmosfer basıncı yani 760 mm ve basıncı düşünmeliyiz. Bunu bilmeliyiz. Normal koşullarda bir gazın 22,414 litresi 6,022 10 üzeri 23 molekül ya da 1 mol gaz içerir. Evet normal şartlarda normal koşullarda şuradaki tanımladığımız sıcaklık ve basınçta bir gazın bu kadar 22,414 litresi 1 molüne eşittir. Yani 1 molde kaç molekül içerir arkadaşlar? Avogadro sayısı kadar molekül içerdiğinden 22,4 litresi bu kadar moleküle eşittir. Yani bunu da şöyle söyleyebiliriz. 1 mol gaz 22,4 litre gaz demektir normal koşullarda. Yani e, şu sıcaklıkta ve şu basınçta. Evet arkadaşlar, 1 mol de Avogadro sayısına eşit olduğu için 6,022 10 üzeri 23 molekül demektir. Şimdi arkadaşlar devam edelim. İdeal gaz denklemi. Şimdi Boyle Boyle yasası, Charles yasası ve Avogadro yasasının üçünü birleştirdiğimizde, bu e, basit gaz yasalarını birleştirdiğimizde ideal gaz denklemini elde ederiz arkadaşlar. İdeal gaz denklemi de PV eşittir nRT'dir. nRT. PV eşittir nRT. P burada gazın basıncı, V gazın hacmi, n gazın mol sayısı, R gaz sabiti, T de Kelvin cinsinden sıcaklıktır arkadaşlar. Bu denkleme uyan her gaza da ideal gaz denmektedir. İdeal gaz denklemi. Bu denkleme uyan her gaza ideal gaz denir. R demin de söyledik ideal gaz sabitidir. Gaz sabiti R. Normal koşullardaki bir gazın mol hacminin değeri 22,414 litre ideal gaz denkleminde yerine konursa buradan R'yi hesaplayabiliriz. Şimdi R'nin çeşitli değerleri vardır. Bu değerlerinden bir tanesini şöyle hesaplıyoruz. R eşittir. Buradan R'yi çekersek PV bölü NT olacak değil mi? İdeal gaz denkleminden R'yi çekersek PV bölü NT bölü olarak alta geçer. Eşittir. Bir atmosfer yani normal koşulları düşündüğümüzde bir atmosfer Normal koşullarda e, 1 mol gaz yine mol sayısında 1 mol. 1 mol gazın hacmi de V ne oluyordu normal koşullarda? 22,414 litre. Bunu da yerine koydu. Yine normal koşullar 0 derece yani 273,15 Kelvin'dir. Bu değerleri yerine koyduğumuzda R ideal gaz sabitini 0,082057 hangi birimde buluruz? Litre atmosfer, litre atmosfer bölü mol. Kelvin, mol Kelvin. Evet bu R gaz sabitinin birimlerinden bir tanesidir. Şimdi R gaz sabitinin yaygın değerleri vardır arkadaşlar. Bu değerleri görelim. 0,082057 atmosfer litre bölü mol Kelvin. Buradaki mol üzeri eksi 1, Kelvin üzeri eksi 1 bölü mol Kelvin olduğunu bize gösteriyor. 0,083145 bar litre Kelvin eksi 1 mol eksi 1 yani bölü demek bu. 8,3145 kilopaskal litre bölü Kelvin mol. 8,3145 paskal metreküp mol eksi 1 Kelvin eksi 1 yani bölü demek. 8,3145 jul bölü mol Kelvin bunlar R gaz sabitinin yaygın değerleridir arkadaşlar. Bu değerler size arkadaşlar soru çözümünde verilir. R gaz sabitinin değeri verilir. Bazen birkaç tanesi birden verilebilir ve siz sorudaki ideal gaz denklemini kullanacağınız zaman diğer verilenlerin birimlerinden hangisine uyuyorsa R'nin birimi hangisine uyuyorsa orayı tercih edersiniz arkadaşlar. Evet gelelim örneğe. Evet, örnek 1. 45 derece ve 745 mm cıvada 13,7 gram klor gazının kapladığı hacim ne kadardır? Şimdi bu soru arkadaşlar ideal gaz denkleminin basit bir uygulaması. İdeal gaz denklemi neydi arkadaşlar? PV eşittir. nRT. Bu bizim ideal gaz denklemimiz. Şimdi gazın sıcaklığı verilmiş basıncı verilmiş gram olarak miktarı verilmiş hacmi soruluyor bize R gaz sabiti de soruda verilmeli şimdi basınç 745 mm civa cinsinden verilmiş basıncı atmosfere çeviriyoruz bir atmosfer 760 mm civadır bu bildiğimizi bu şekilde yazarsak mm civa mm civa birbirini götürürse atmosfer cinsinden gazın basıncını buluruz 0,980 atmosfer Hacmi soruyor. Hacmi bilmiyoruz. Gelelim N mol sayısına. Maddenin miktarı gram olarak verildi. Buradan mol sayısına geçebiliriz. E, bu kadar gram klor gazının kaç mol ettiğini bulacağız. 1 mol klor gazı molekül mol kütlesi olan 70,91 gram klor gazı demektir. 1 mol klor e, 70,91 gram e, klor mol kütlesi. Gram klor gram klor birbirini götürürse Mol olarak klorun molünü 0,193 mol buluruz arkadaşlar. Şimdi R gaz sabitinin de verilmesi lazım. O da 0,08206 litre atmosfer bölü mol kelvin cinsinden verilmiş. Zaten arkadaşlar biz de bu durumda e, basıncı atmosfere çevirdik. Basıncı atmosfere çevirdik ki R gaz sabitinde uysun. E, yine madde miktarını mol olması gerekiyor zaten madde miktarının. Ee, sıcaklığında kelvin cinsinden olması gerekiyor ideal gaz denkleminde. 45 derece verilmiş 45 dereceye artı 273,15 yaparsak kelvine çevirmiş oluruz. Bu da 318 kelvindir arkadaşlar. Evet yuvarlamış olduk şu sondaki 15'i. 318 kelvin. Şimdi P ve NRT'de V'yi hacmi çekersek şuradan V'yi çekersek ne olacaktır? nrt bölü p. nrt bölü p bize v yani gazın hacmini verecek. Buradan hepsini yerine koyarsak mol sayısını 0,193 mol bulduk. R gaz sabiti 0,08206 litre atmosfer bölü mol kelvin. Yani mol eksi 1 kelvin eksi 1 bölü demek. Çarpı 318 kelvin sıcaklığı da kelvine çevirdik. 318 kelvin bölü P P de basıncı da atmosfere çevirmiştik 0.980 atmosfer. Şimdi arkadaşlar atmosfer atmosfer birbirini götürdü. Şuradaki molle bu mol üzeri eksi bir yani birbirini götürdü. Bölü demek bu. O zaman e, birbirini götürür. Kelvinle de Kelvin eksi bir birbirini götürür çünkü bölü demektir eksi bir bölü demek birbirini götürdü. Geriye ne kaldı birim olarak? litre kaldı. O zaman hacmi litre cinsinden buluruz. O da 5,14 litre eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Genel gaz denklemi ile devam edelim. Şimdi arkadaşlar genel gaz denklemi nedir? Ne zaman kullanılır? Bazen gazlar iki farklı koşulda tanımlanır. Bu durumda ideal gaz denklemi başlangıç ve son koşula olmak üzere iki kez uygulanır. Şimdi aynı gaz arkadaşlar aynı gaz iki farklı koşulda tanımlanıyorsa ideal gaz denklemini bu iki farklı koşul için iki kez uygulayabiliriz yani bu ideal gaz denklemini iki koşul içinde ayrı ayrı yazabiliriz. Şimdi tabii ki aynı gazdan söz etmemiz gerekiyor. Başlangıç koşulu ve son koşul diyelim bu iki ayrı koşula. Bu birinci koşul, bu ikinci koşul. Yani başlangıç son. Başlangıç koşulu için ideal gaz denklemini yazarsak başlangıç koşuluna 1 dersek 1 son koşula da 2 dersek o zaman ideal gaz denklemini P1V1 eşittir N1 RT1 şeklinde yazabiliriz. R gaz sabit olduğu için zaten sabit değişmez değeri. Buradan R'yi çekersek R eşittir P1V1 P1 çarpı V1 bölü N1 çarpı T1'dir. R buna eşittir. Gaz sabiti. İkinci koşul için, son koşul için de ideal gaz denklemini tekrar yazarsak P2 V2 eşittir N2 R T2 Yani ikinci koşulda basınç farklı, hacim farklı, mol sayısı farklı, sıcaklık farklı. R gaz sabiti aynı. Değişmediği için sabit. Bu R gaz sabiti yine ne olmuş oluyor bu durumda? P2 çarpı V2 bölü n2 çarpı t2 ye eşittir. O zaman bunların her ikisi de r'ye eşit olduğuna göre bu da r'ye eşit. Bu ikisini bu ikisini birbirine eşitleyebiliriz. O zaman p1 v1 bölü n1 t1 yani şurası eşittir burası. p2 v2 n2 t2. Bu da arkadaşlar genel gaz denklemidir. Yani genel gaz denklemini aynı gazı iki farklı koşul o iki farklı koşulda tanımlıyorsak aynı gazı bu durumda genel gaz denklemini buradaki denklemi kullanabiliriz. Şimdi bunun bir uygulamasını bir örneğini görelim. Evet arkadaşlar burada 36,2 santigrat derece ve 2,14 atmosferde 1 mililitre N2 gazı örneği 37,8 dereceye ısıtılır. Ve basınç 1,02 atmosfer olur. Bu son sıcaklık ve basınçta N2 gazının hacmi ne olur? Şimdi arkadaşlar hep aynı N2 gazından bahsediyoruz. N2 gazı iki farklı koşulda tanımlanmış. Nedir bu koşullar? Birinci koşul başlangıç koşulu 36.2 derece ve 2,14 atmosferde 1 mililitrelik N2 gazı var. Ee, miktarından bahsetmediği için miktarı değişmiyor. Yani mol sayısı değişmiyor demektir. Çünkü ondan bahsetmemiş. Bir değişim olsaydı onu da söylerdi. Demek ki değişmemiş ki bahsetmemiş. O yüzden mol sayılarının aynı kaldı. Aynı olduğunu düşünüyoruz. Bu örnek, bu birinci koşullardaki N2 gazı örneği 37.8 santigrat derece ısıtılıyor. Yani sıcaklık artıyor. Isıtılıyor. Sıcaklık değişti. T ve bu durumda basınç da 1.2 atmosfer oluyor. Basınç da e, azalmış oluyor, değişmiş oluyor. Bu son sıcaklık ve basınçta en N2 gazının hacmi ne olur? Evet başlangıç koşulundaki hacmi 1 mililitreydi. Bu e, tanımladığımız yeni sıcaklık ve basınç koşulunda hacim ne olur bunu soruyor bize. Şimdi burada arkadaşlar aynı gazdan N2 gazından bahsediyoruz. Miktarını da söylememiş, miktarı da o zaman aynı. O zaman biz ideal gaz denklemini kullanabiliriz demektir. Aynı gazı iki farklı koşulda tanımladığımız için. O zaman hemen P1 V1 bölü N1 T1 eşittir. P2 V2 bölü N2 T2 ideal e, genel gaz denklemini yazabiliriz. Buradan arkadaşlar bize bu ikinci durumdaki hacim gerekiyor. Bunu bulmaya çalışıyoruz. O zaman bunu çekersek V2 eşittir. Ne olacak? P1 V1 çarpı T2 Şimdi buradaki N1 ve N2 de arkadaşlar maddenin miktarından bahsetmediği için aynı olduğunu düşündüğümüzden onlar birbirini götürüyor. N1 ve N2'yi e, yok artık yeni formülümüzde. E, ne dedik? V2'yi çekersek P1 çarpı V1 çarpı T2 şöyle karşılıklı çarptığımız için T2 bölü P2 çarpı T1. Evet şöyle karşılıklı çarptık bunları. Buradan arkadaşlar P1 neydi? ilk durumdaki basınç 2,14 atmosfer. Hacim 1 mililitre. Sıcaklığı Kelvin'e çeviriyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Buradaki sıcaklıklar Kelvin cinsindendir. Ee, T2 diyor. T2 nedir? T2 37.8 derece. Artı 273,15 dersek Kelvin'e çevirmiş oluruz. Bölü P2. P2 1,02 atmosfer ve T1. T1'de 36.2 santigrat derece artı 273,15 dediğimizde bunu da Kelvin'e çevirmiş olduk. Evet Kelvin, Kelvin birbirini götürdü. Atmosfer, atmosfer birbirini götürdü. O zaman hacmi mililitre cinsinden buluruz. E, 201.815,4 mililitre. Bunu da litreye çevirirsek arkadaşlar yani bine bölersek 1, 2, 3 basamak gittiğimizde 201,8 litre olur. N2 gazının son durumdaki hacmi. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir son sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.